Ekmek keseceğim. Şu daha önceki gösterdiğim bir blokta Trabzon ekmeği almıştık. Çatalca'nın İhsaniye köyünde bir tane fırın var. Eşim de şey almış, bir tane çok sevdiğimiz bir ekmek. Sarı buğdaydan yapılıyor. Şimdi onu çıkaracağım. Tek elimle çıkarmaya çalışıyorum. Rengi görünüyor mu bilmiyorum. Ben şimdi kahvaltı hazırladım. Burada kaşarla salam erittim. Tereyağından, çok güzel oldu. Çocuklar çok seviyor böyle erimiş kaşarlı salam. Şimdi ekmeğimi de keseyim. Onlara afiyet olsun. Ben kahvaltı yemeyeceğim. Kahveyle daha devam ediyorum. Şöyle büyük bir dilim keselim. Hem tok tutuyor, hem de çok lezzetli bir ekmek. Şu şekilde. Ama görünmüyor çok fazla. Sarı. Şöyle gölgede görünüyor. Sarı renk. Bir tane biraz daha ince yapayım. Çünkü rüzgar çok ekmek yemiyor. O yüzden ince kesiyorum onun için. Tahtayı da kullanmadık. Bak böyle kesmek çok zorlanıyorum. Şöyle incecik keselim. Onu da ayrı koyacağım. Şunu toplayalım. Onlara afiyet olsun. Şu şekilde ikisini de ayrı yaptım. Şimdi marketten geldik. Bakalım neler aldık. Çünkü bugün günlerde pazar günü saat 5'e kadar anca veriyorlar dışarıda işte alışveriş yapmak için. Saat 10'da 5 arası. Biz de hemen hazır tam kahvaltımızı yaptık. Hemen markete gittik. Şimdi ışığı da yaktım. Çünkü saat artık 5 oldu. Biraz geciktik. O yüzden şimdi göstereyim ne almışız. Neler aldık? Şöyle bir tane soda aldık. Bim'den yapmıştık. Sonra poşetleri arabaya koyduk. Arabadan da sonra yine gittik. File markete gittik. Böyle süt aldım. Yani iki tane süt sanırım almıştık. Buraya koyuyorum süt. Şöyle kaşar, her zamanki gibi. Bir tane 1 kiloluk kaşar. Şöyle yufka aldık. Bunu da sabah kahvaltıda yapacağız. Bir tane. Çünkü diğeri pırasa böreği olarak yaptım, harcadık. Şöyle bir tane geçenlerde almıştım, denedik. Çok lezzetli ve çok güzel, çıbıcık oldu. Şöyle künefe. Bunu da Bim'den aldık. 5 liraya geliyor iki tanesi. 4 tane aldık.
Gayet uygun ya geliyor. Bunu nasıl yapıyorum? 350 gram, 350 su, 350 şeker birebir yaptım. İçine de birazcık limon damlattım. O şekilde tam geldi. Yani 4 tanesi için tam geldi. Şöyle bir tane daha aldım. Dışarıda pahalı biliyorsunuz. Abimde gayet uygun. Bir de lezzetli. Önemlisi olan o. Bir tane de tavuk aldık. Beyaz tuz. Bu sefer şöyle ton balık aldık. 2 tane ton balık. Bir tane daha peynir aldık. Evde varmış bir kutu. Görmemişim. Bir tane daha aldım. Çünkü hemen çıktık. Acele ettik. Geç kalmayalım diye. O yüzden şöyle bir tane makarna çıkaracak. Dinliyorum evet. Bir makarna. Bir tane. Şeker bitti evde. Bir tane de şeker aldım. 2 kiloluk şeker. Şunları çok seviyorlar. Halim. Çakmasın. Neyse. Bu da güzel ama. Böyle bir de satılanlardan bir tane aldık. Böyle lollipop şekerleri çok seviyorlar. Çocuklar bir paket daha aldım. Ya da 2-3 tane daha kaldı. Bir tane de şöyle kalem kesme makarnası. Şöyle bisküvitler. Bu bisküvitleri çok seviyoruz. Bunlardan alıyoruz. Şöyle gofretler. Birkaç tane aldım. Bir tane de şöyle kek. Çay yanına çok güzel oluyor. Normalde kek yapıyorum da ama şu aralar tatlı yapısım gelmiyor. Ama yapmak da kolay yani. Ne olacak ki? Hızlı bu çünkü. Şöyle zaten kalan gofretleri. Bu paket bitti. Şimdi diğer paketi geçiyoruz. Şöyle ekmekler aldık. Bir de şu bimdeki şöyle lavaşlı gibi şöyle pide mi deniyor onu bilmiyorum. Şöyle bir ekmek. Onlardan aldık. Şurayı alıyorum yana. Biraz hızlı olsun ki sıkılmayın diye. Şöyle emir sucuk. Bu da dana sanırım evet. Dana bir tane sucuk böyle aldı. Şöyle hazır döner, et döneri var birimde. Onlardan aldık iki kutu. Şöyle iki tane. Onlar için de ayrı lavaşçıya girdik. Şöyle yufkacı dükkanı var burada bizim yakın. Oradan direkt aldık. Sıcak sıcaktır ama derlemişler. Biraz açıkta bırakmak lazım. Şöyle lavaş döner için. Böyle açıkta bırakayım birazcık onlar çünkü nemlenmiş. Sıcaktılar. Şöyle üzüm aldık. Burası birazcık ezilmiş. Şöyle kırmızı üzüm. Mandalina. Şu aralar zaten mandalina, portakal, elma. En çok tükettiğimiz meyveler. Bir de muz alıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki vitamin C yememiz lazım. Şöyle bir tane de duş jeli aldık. Şimdiki file markete gelelim. File markette neler aldık? Şöyle biber dolması. Biber dolması yapacağım bugün. Bu hafta yani. Şöyle bir tane Paris cipsi. Sade cips. Bir tane şöyle bir mantar aldım. Kıyma aldık. Yani orada filede çektirdik kıymayı. 53 lira tuttu. 1 kilo civarında bir şey. Bunu da vlogta çekeceğim zaten. Ev yapımı, Bulgaristan ev yapımı köfte.
Onu yapacağız beraber. Tarifi de orada vereceğim size. Şöyle bir tane sirke. Sirke düzeltiyorum. Evde bu sirke var ama onu salatalarda kullandım. Onu ayrı bardakta karıştırıp suyun içine öyle içiyoruz. Mide için çok iyi geliyor. Mikropları öldürüyor midede. Hem kilo alma hem metabolizma çalıştırıyor falan. Ama bu diğeri de temizlik için kullanıyorum. Şöyle peki böyle pekiyetler diyelim. Şöyle yeni almayacağım bu maddede. Bunda Bulgaristan'da şeyi var. Pudingli bir pasta yapılıyor ya, ondan yapacağım. Ama bizimki Bulgaristan nişastası. Onlardan yapacağım. Şurada koyayım, yeri yok artık. Şöyle krakerler tuzlu olarak. Domates. Nescafe. Normal makine kafesi kaldı ama benim makinem, kahve makinem biraz şey oldu. Kireç tuttu herhalde. Su akmıyor. Onu da böyle deterjanlık şey var mı acaba? Bilen varsa altta yazsın. Arıyorum çünkü böyle onu temizlemek için. İçinde ne deniyordu onu? Patates aldım. Onu temizlemem lazım. Kireç mi tuttu bilmiyorum. Şimdiye kadar hiç temizlemedim. 14 yıl oldu ama hiçbir şey olmadı. Şimdi bu aralar makinem böyle bir şey oldu. Su akmıyor. Çalışıyor ama su yavaş yavaş damla 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 kahvemi akıtıyor. O yüzden acaba kireçten dolayı mı diye düşün, çünkü ben de normal içme suyu kullanıyorum, yani labu suyu kullanmıyorum makinede. Şöyle salatalık aldık. Bilen varsa şuradan alta yazsın. Oradan alacağım çünkü makinemi çok seviyorum. Başka makinede almak istemiyorum. Şöyle bir tane pirinç aldım. Bu sefer hep Bim'den alıyordum. Şimdi de bunu deneyelim bakalım. Dolmalık için, dolma biberi için ama inşallah Türk markasıdır. Şöyle bir tane helva aldım. Yine Paris markasından. İndirime girmiş bunlardan. Onlardan aldık. Şöyle karabiber aldım. Köftelik için yapacağım ya. Azıcık kalmış burada karabiber, yetmeyecek diye. Bir tane büyük bir olan aldım. Bunda şey yapıyoruz, kapuska. Bulgaristan usulü yapıyorum ben bunu. İçinde pirinç katıyorum. Çok güzel, lezzetli oluyor. Onu yapacağım. Başka bir de şöyle bir şey aldım ama şimdi kahvaltıda yerken biz kestik denemek için. İzmir tulum peyniri diye geçiyor böyle. Ama diğer yediğimiz tulum peynirlerinde yani biraz daha değişik. Yani biraz daha böyle ne diyeyim, biraz böyle kaşarı tarzında mı diyeyim, tam şey yapamadık ama eski tadı bulamadım yani bunda, ama lezzetli. Lezzetli ama ben eski tadını daha çok seviyordum. Onu bulamadık. Neyse. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben bunları bir güzel bir temizleyeceğim. Bezle sileceğim şimdi deterjanlı şeyle. Suyla. Ondan sonra dizeyim. Ondan sonra biraz daha işim var evde yani. Süpürge açacaktım. Karanlık oldu. Bu saatte süpürge açacağım ama yapmam lazım. Şimdilik görüşürüz. Bu akşam menümüzde et döner var. Patatesle de kızarttım. Turşu, salata turşusu çıkardım, kestim. Domates, ayranımız hazır. Bize afiyet olsun.